Efendim iyi günler diliyorum STV ekranlarından. Sevgiler, selamlar bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Bugünkü konuğum Eskişehir'in Han ilçesi belediye başkanı Sayın Erdal Şanlı. Şimdi duayenler diyoruz, duayenler programı. Belki yaşça Erdal Bey duayen değil ama yani ama siyasette gerçekten duayen. Siyasetin her kademesinde görev yapan bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde uğraş vermiş, emeği olan bir Cumhuriyet Halk Partili bir isim diyelim. Sayın Şanlı hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Başkan nasıl gidiyor? Pandemi aranız nasıl? Pandemiyle aramız iyi ama aramızda mesafe koyduk. Mesafe koyduk. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Ama yani yeni bir oluşum oldu dünyada evet. Ve Türkiye'mizde. İnsanlarla haşır neşir olamıyoruz. Değil mi? Bu sarılmayı, yani. Koklaşmayı. Ne kadar önemliymiş değil mi yani? tabii insanlarımız bu pandemi olayı bu insanların birbirine ne kadar ihtiyacı olduğunu, yani. İnsanların birbirine ne kadar saygı ve sevgi içerisinde olması gerektiğini gösterdi. Evet. İnşallah bu süreç geçtikten sonra da insanlar bu koronavirüs varmış gibi felaketini yani. Unutmaz. Evet yani. Çünkü, temennimiz o. Evet aynen yani artık bundan sonra yaşam tarzımız değişmesi lazım. Evet. Peki ilçede nasıl durum? Herhangi bir sıkıntı var mı başkanım? Bir ara karantina alınmıştı. Evet. İlçemizde Mart ayında pandemi görülmeye başladıktan sonra iyiydi. Yani son iki ay öncesine kadar. Ama dışarıdan gelen bir iki şahsın evlerde ziyarette bulunması, misafirlik yapması yani. Falan öyle bir bulaştırma olayı oldu. Allah'a şükür onun da kontrol altına aldık. Şu anda mahallemizin birinde iki tane vaka var. Önümüzdeki süreçte o da temizlenir diye düşünüyoruz. Evet inşallah. Tabii şimdi Erdal Bey belediye başkanı ama belki de Türkiye'de tam olarak bilmiyorum ama makam şoförü olmaya ve makam arabasını kendi bizzat kullanan bir belediye başkanı. Yani içe küçük girdiler, çok büyük bir girdileri yok. O yüzden de en azından bir makam şoförü olarak makam şoförünü kendine bağlayacağım ama o bir makam şoförün yerine bir işçi olarak en azından yapılan hizmetleri konusunda onu değerlendiririz şeklinde düşünüyor başkan. Bu yüzden de makam şoförlüğünde kendi yapıyor. Evet. Evet Sayın Başkan şimdi adettedir Erdal Başkanım siz Eskişehir'de herkes tanıyor İlgelen Meclisi yaptınız Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca üyelik delegelik yaptınız hatta milletvekili adayı oldunuz Eskişehir'ler tanıyor mu? 95'te evet. Evet yine de bir adettedir diyelim Erdal Şanlı kimdir kendinizi tanıtır mısınız? Erdal Şanlı 1962 yılında Han ilçesinde doğdum. Bak bu önemli yani kendi ilçesinde yani şimdi bazıların o da doğmuştur ama yaşamı yoktur Erdal evet. Bey'in annesi babası da bildiğim evet. Kadarıyla Han'da. Evet ben 6 Ağustos 1962 yılında Han ilçesinde doğdum. O zaman tabii ilçe değildi. Afyon ili Emirdağ Bayat nayesine bağlı bir evet. Köydü. Evet. Orada doğdum. İlk öğrenimi yine ilçemize bağlı Gökçekuyu mahallesinde bitirdim. Ortaokulu yine Çifteler Lisesi orta kısmını bitirdikten sonra Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi oradan mezun oldum. Evet. Tabii 1980 yılıydı Eskişehir'de işsizlik yani bulamadığımızda İstanbul'a gittim. İstanbul'da Siemens Simco yani %51'i Koç Holding'e bağlı, %49'u da o zaman Alman Siemens firmasına evet. Bağlı. Şu andaki Siemens olan fabrikada iş yapımına başladım. Oradan askerliğe gittik. İşte Acem Birliğimiz Sivas, sonra Çorlu'da, Ulaşköy'ünde askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra o yıl erken terhis olmuştu. Ve işçi bulma kurumuna başvurduk. O zaman
Devlet Demiryolları'na bağlıydı Elemese. Oraya Tromsaş, evet, şimdi Tromsaş oldu. O zaman Elemese'ydi, evet. Eski lokomotif ve motor sanayi müessesesiydi. Orada nasipmiş, iş yaşamımıza orada devam ettik ve 1983 işte, bitti askerliğimiz falan. O yılda itibaren 2013 yılına kadar da Tromsaş'ta görev yaptık ve emekli olduk. Bu süreç içerisinde siyasi yaşamımıza henüz 12 yaşımdaydım. O zaman rahmetli Bülent Ecevit başbakandı. O zaman biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri haşhaş evet, ekimini yasaklamıştı. O zaman rahmetli Ecevit Afyon'da haşhaşta sömürüye son mitingi yapmıştı. Babam beni oraya götürmüştü. O zaman işte bir duygularımız, yani Türkiye'de ne ekeceğime ben karar veririm demişti Ecevit. Doğrusu o günden beri o duygularla, yani siyaset yaşamımız, yani daha 12 yaşında bir çocuk yaşta. Ecevit izledikten sonra, evet, rahmetli Ecevit izledikten sonra siyaset yapmaya karar verdi. Evet. Veya bir partiye angaje olmaya. Evet. İşte o yıllarda, yani daha henüz 12, evet, yaşındaydım o zaman. 1974 yılında. O günden bugüne işte siyasetin içerisinde. Bir ara 1980 yılında siyasi partiler kapatıldığı zaman askerlik dönüşü işte 83'te. O zaman SODEP vardı. Rahmetli Erdal İnönü'nün, evet, liderliğini yaptığı parti. Zeytin Dallı bir ablemi vardı. Geldim hemen ertesi gün SODEP'e üye olmak için başvurdum. O zaman rahmetli Veli Kiriş vardı. Partinin saymanı. Evet. Ya sizi dedi kim gönderdi dedi. Ya biz yapmıyoruz falan. Ya niye dedim ben, evet, üye olmaya geldim. Herkes insanları zorla üye yapar. Biz gönüllü olarak. Biz gönüllü çünkü geldik. İçimizde var. Sonra üye yaptılar. Sonra işte SODEP, Halkçı Parti birleşmesinden sonra SHP oldu. Sosyal Demokrat Halkçı, evet, Parti. Oranın da işte merkez ilçe yönetimlerinde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi sonra yasaklar kalktıktan sonra SHP ile CHP birleşti. Evet. İsmi CHP oldu. Ondan sonra tabii CHP merkez ilçe yönetimlerinde bulundum. Gençlik kollarında bulundum. Tabii bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yanlışlarından dolayı Sayın Hocamız işte Yılmaz Büyükerşen de burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olunca şimdi aynı partide olup da başka bir partinin adayını desteklemek bize yakışmazdı. Biz de Demokratik Sol Parti'ye üye oldum. O günden bugüne siyasetin içerisindeyiz ve bir dönem işte Demokratik Sol Parti İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum. 2009'da da Tepebaşı ilçesinden İl Genel Meclisi üyeliğine seçildim. Tabii emekli olduktan sonra da o zaman özel idareler kapatılınca, yani Büyükşehir yasası çıkınca, evet, biz de hem şehrimize yararlı olabilmek için hem de ilçemize hizmet edebilmek için doğduğumuz Han ilçesine gidip hemşerilerimizin teveccühüyle 2014 yılında belediye başkanı seçildim. Bu dönemde 2019'da da hemşehrilerimiz yine bize güvenerek yine bize devam dediler ve biz de onlara layık bir şekilde mücadele etmeye, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Evet. Yani şimdi bir ilçede, Han ilçesinde doğdunuz. Orada ilkokul, ortaokulu. Yani şu önemli, bir ilçede doğup da ilçeyi terk etmeyen, ilçeyle bağını koparmayan bir kişisiniz. Artık yıllar sonra dediniz ki ben bu doğduğum o zaman köydü. Şimdi, tabii, ilçe oldu. Ben doğduğum köye, ilçemize bir belediye başkanı hizmet etmek istiyorum. Dediniz, yola çıktınız. İlçe halkı da sizi layık gördü. Bu göreve getirdi. Tabii şimdi yıllarca orada
biraz da sağ partiler hakimdi. Sağ evet. partiler özellikle AK Parti'nin de galiba iki dönem AK Parti. Üç dönem. Yani AK 99'dan 2014 yılına kadar sağ partiler yönetti. Evet, anda, evet. Yani gidip de bir sol bir partinin bir sol partiye mensupkisinin orada seçim kazanması gerçekten büyük başarı. Çünkü yani 3 dönem orada bir sağ parti özellikle İktidar Partisi AK Parti'nin bir adayın seçim kazanması. Tabii. Daha sonra sizin tekrar dönüp de orada ben belediye başkanı olacağım dedikten sonra ne gibi performans gösterdiniz? Yani içi halkı sizi o göreve getirirken siz ben seçim kazanacağım inancında mıydınız? Tabii ben şöyle il genel meclis üyeliği döneminde yani sürekli o ilçemi ve oradaki köyleri, mahalleleri boş bırakmamıştım. Elimden geldiğince il genel meclisi sürecinde de hizmet etmeye çalışıyordum memleketime. Hatta o zaman tepe başından seçildiğim için hana biraz ağırlık vermeye çalışıyordum. Yani. Ya sen tepe başından. Evet, han neresi? Ya orası sonuçta benim memleketim. Nüfus cüzdanımda han. Yani. Bir de han ilçemizde yıllardan beri ihmal edilmiş bir bölgeydi. O niyetle gittim aday oldum. Çünkü ben gidip geldikçe o enerjiyi, o Hı-hı. pozitif enerjiyi halkta görüyordum. Ya sen niye elini taşın altına sokmuyorsun, aday olmuyorsun? Ekranda izliyor musun? Evet. Fotoğraflar. Diye şey yapıyordu ve hemşehrilerimiz bizi seçtiler. İkinci dönem daha %60 oyla seçtik. Ama ben şunu söyleyeyim, ben aslında %80 oy bekliyordum. Devletin tabii İktidar Partisi'nin iktidar oluşu nedeniyle 160 civarında bir oy aldım. Çünkü niye? Ben kimseyi handa ne kadar insan yaşıyorsa herkes benim insanım diye bakıyorum. Kimseye AK Partili, CHP'li, MHP'li ya da başka bir partili diye bakmıyorum. Niye? Hana hizmet için tüm insanları kucaklamak gerekiyor. Yani. Onları sevmemiz gerekiyor. O nedenle de görevimize bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki, bakan şoförünüz yok, tasarruf yapıyorsunuz. Ama başkan yardımcısı da yoktu. Şimdi var mı bilmiyorum. Evet. Başkan yardımcısı şöyle, zaten norm kadroda başkan yardımcılığı var. İsterse atayabiliyorsun. Hem belediye meclis üyeleri içerisinden yani. Ya da içerideki memurlardan. Evet. Şimdi biz meclis üyelerinden atamış olsaydık bir ücret vermek durumundaydık. Maliyet oluyordu. Ama nasıl bir personel maaşı oluyor? Tabii bizim mali hizmetler müdürümüz var. Ona makamı görevlendirerek ama yine de mali hizmetler müdürlüğü yapıyor. Vekaleten başkan yardımcısı ama esas kadrosu. Orada niye onu da o şekilde oradan da tasarruf ediyoruz. Yani çünkü dışarıdan bir tanesini aldığımız zaman maliyeti olacak. Çünkü biz kıt kanat bütçelerle hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz israfa karşıyız. Evet. Peki ne kadar bütçeniz başkanım? Bizim bu yıl yani 2021 yılı bütçesi 6.800 lira. Yani 6.800.000 lira. Yani küçük bütçe evet. Evet, çok büyük para değil. Yani kısıtlı para gerçekten. Onun için tasarruf yaparak hizmet yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ben şimdi ayda 200.000 lira civarında bir İller Bankası'ndan para geliyor. Onu da işçilere ve memurların maaşın sigortası. Bir de araçlar gereç şey yaparsa, arızalanırsa onlara veriyorsun. Yani benzin var bunun. Bir de akaryakıtı var. Evet. Elde var sıfır. biz de sağdan soldan dilenerek hizmet yapmaya çalışıyoruz. Hani bir söz var. Seçimlerde hem seçmenler oy dileniyoruz. Hem de belediye başkanı olduktan sonra da hizmet yapmak için başka yerlerden dilenerek hizmet üretmeye çalışıyoruz. Tabii bir de kendinize kardeş belediyeler buldunuz. Kardeş belediyelerden araç gereç desteği alıyorsunuz. İşte sağ olsun yani Büyükşehir Belediye'miz de burada ekonomik anlamda değil de kendi sorumluluk bölgeleri dahilinde
destek veriyor. Yani. Bu şekilde ortaklaşa Han ilçemize hizmet etmeye çalışıyor. Tabii şimdi geçmişte hani büyükşehir olmadan önce ilçeye asfalt dökülmesi gerekiyor. Bunun bedelini siz ödüyordunuz ama şimdi büyükşehir olduktan sonra özellikle tabii büyükşehir belediyesinin sorumluluğu da arttı. İlçelerdeki altyapı sorumluluk da büyükşehirde olduğu için ama önemli olan o diyaloğu iyi kurmak. Tabii biz geldiğimiz zaman şimdi 1967 yılında kurulmuş Han Belediyesi. Yani 53 yıllık bir belediye. Şimdi 50 yıldır şey yoktu. Yani kanalizasyon sistemi biz geldikten sonra yapıldı. O da tabii Sayın Büyükşehir Belediyemizin ve Yılmaz Hoca'nın sayesinde oldu. Yeni su, alternatif su kaynakları bulmaya çalışıyoruz. Gelecekte su sıkıntısı, yaşanmaması için. Tabii burada da büyük şehrimizin katkıları yoksa burada büyük şehir olmamış olsa küçük belediye bu şeyleri çok zor karşılıyor. Yani o hizmeti para verip yaptıracaksınız. Orada belediyenin gücü yok. Ama yani iyi ki çünkü bakıyoruz Sayın Yılmaz Büyükyaşan'a pek çok ilçede hatta Eskişehir merkez mahallelerinde yaptıkları sondajlarla yeni su kaynakları buldular. Bu da en azından o köyün, o ilçenin, o mahallenin belki 50-60-70 neyse bir uzun sürelik su ihtiyacını karşılayacak bir kaynak. Çok önemli yani. Hani bugünlerde görüyoruz yani yağmur yağmıyor, su sıkıntısı ciddi anlamda baş gösterir başladı. Hani bu tür sondajlar yapılarak su kaynakları bulmuş olsaydı belki o mahalle, o köyler büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktı. Tabii sırada şu, her yıl dünyada 10 santimetre sular çekiliyor. Evet. Yani o nedenle çok israf etmememiz gerekiyor. Suyu düzenli kullanmamız gerekiyor. Yani alternatif su kaynakları bulmamız gerekiyor. Bu şekilde işte tabii de şimdi siz seçildikten sonra ben 3-4 ay sonra mı dediniz ilçeye gelmiştim siz ziyaret hayırlı olsun diye ilk seçimden sonra köyüne bir belediye binası vardı aslında yani bir belediye binası demek de çok doğru olmaz yani bir yıllardır derme çatmayı bir yerde belediye orada hizmet etmeye çalışmış ama siz ilçeye yakışır bir belediye binası kazandırdınız. Bunu nasıl yaptınız? Yani bütçeniz çok dar bir bütçe. Bizim bütçemiz dar ama biz gelir gelmez bir mali disiplin uyguladık. Araçlarımıza takip sistemi getirdik. Yani her şeyi kontrol altına aldık. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. İller Bankası'ndan gelen paraları biraz düzenli harcayarak, tasarruf yaptık. Ve İller Bankası'ndan da bir kuruş bile para almadan inşaatı yaptık. Yani o zamanın parasıyla 2017'de 900 bin liraydı. Şu anda yapmaya kalksak 2,5-3 milyon olur. Hatta müfettiş gelmişti bizi denetlemeye. Her şeyi denetti. Sonra karşıma giderken oturdu. Dedi ya Sayın Başkan dedi bir şey itiraf edebilir miyim? Buyurun dedim. Ben dedi savcı muhafazakar bir aile çocuğuyum dedi. Ama dedi seni tanımaktan dedi mutlu oldum dedi. Yani. Her gittiğim denetlediğim yerde seni örnek göstereceğim dedi. Yani sen dedi bu hizmetleri nasıl yapıyorsun dedi bu bütçeyle dedi. Evet. Ben de ona dedim ki Sayın Müfettiş Bey dedim iki kelime dedim. Çalmayacaksın dedim çaldırmayacaksın. Evet. Devletin milletin kaynaklarını da dikkatli kullanırsak bu hizmet yapılır dedim. Yani yapılmaz diye bir şey yok. Hatta 2019 seçimlerine girerken o arıyor. Beni tekrar aday olduğumu duymuş. Allah dedi senin gibi belediye başkanlarını çoğalsın dedi. Ya. Ben net şeyler gördüm dedi. Yani. Değil mi? Evet. Yani diyeceğim sonuçta bu milletin parası. Milletin vergilerinden alınan gelirlerle oluyor. Bunları düzenli kullanarak hemşehrilerimize, vatandaşımıza hizmet etmemiz
gerekiyor. Çünkü herhalde bugünlerde yani sizin yaptığınız çok önemli. Fırçı Bey'in de size söylemiş olduğu çok önemli. Bugünlerde yani CHP'ye de yakışmıyor. CHP'li demek tabii. De hiç doğru değil. Bazı belediye başkanının yaptıklarını görünce gerçekten sizi takdir ediyorum sizi. Çünkü bazı belediyeler işte hep basına yer aldı. Televizyonda da aylarca tartışıldı. İktidar Partisi bunu fırsat vererek Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle vurmaya çalıştı. Ama yani siz gerçekten muhalefet bir partisinin belediye başkanısınız. Bu yüzden İller Bankası'nın da çok büyük destekler gelmiyor veya bakanlıklar özel destek vermiyor. Yani İktidar Partisi'nin belediye başkanlarına bakanlıklar özel ismas sanıyorlar ama siz muhalefetten olduğunuz için size öyle bir destek diyor. Ama buna rağmen o dar bütçeyle ilçenin gerçekten çok ciddi sorunlarına çözmeye çalıştınız. Çok ciddi hizmetler verdiniz. Bunu da dönem aldığınız oyunu zaten gösteriyor siz ne kadar sevildiğinizi. Ya tabii şöyle bizim seçimlere katılırken bizim ötekimiz olmayacak dedik. Yani AK Partilisini de, CHP'lisini de, MHP'lisini de tüm toplum kesimlerini kucaklayacağız dedik. Yani niye biz herkesin belediye başkanıyız. Örneğin biz onur gurur meselesi yapmıyoruz. Bir şey lazım olduğu zaman gerek Çevre Bakanlığı'nda olsun geçen dönemde gittik. Yani hatta sordular yani, hangi partisi? Ya ben Türkiye Cumhuriyeti Partisi. Bir belediye başkanıyım yani A partisinden ya da B partisinden. Bir parti seçme içindir. Araştırır ama seçildikten sonra. O günde mesela geçen hafta Perşembe günü de İçişleri Bakanlığı ziyaret randevu aldım. Yani. Sağ olsun kabul etti. Çünkü niye? 91 yılında kurulmuş ilçede emniyet hizmet binası ve lojmanları yok. Yani ihmal edilmiş. Yani o da söz verdi inşallah ben de dedi. Yani esas sözünde i̇nşallah, durur inşallah da. Yaparız. Yani böyle memleketimizi geliştirmemiz lazım. Aynen. Çünkü hizmetler yani büyük kentlerde yığılırsa o zaman gelecekte çekilemez duruma geliyor. Onun için ekonomiyi ve bazı hizmetleri ilçelere, kırsala yaymak gerekiyor ki eğer yönünce belediyecilik hizmetlerinin daha kolay yapılabilmesi için bunların yapılması gerekiyor. Yaymamız gerekiyor Anadolu'ya, ekonomiyi. Tabii şimdi, peki bir gün hayalinden geçiyor muydu başkanım? Yani ben bir gün doğduğum köyüme, daha sonra ilçe oldu. Bu ilçe belediye başkanı olacağım diye bir öyle bir içinizden bir niyet var mıydı, geçiyor muydu? Ya benim öyle bir niyetim falan yoktu. Yok, ben şimdi nasıl gelişti peki? Ben tabii demin de İlgenen Mesulluk'tan anlattım ya, yani çocukluğumda böyle bir şey aşkı vardı. Şimdi bizim Han'ın merkezinde tarihi bir çeşme var. Daha Hüsrev Paşa döneminden yapılmış. 4. Murat zamanında. Çeşmeyi koruyor musunuz? Evet koruyoruz. Onu restorasyon yapıldı. Koruyoruz. Şimdi orada 3 tane kurnası vardı. Yaşlı teyzelerimiz, halalarımız, büyüklerimiz sabah ezanında kalkarlar. Oraya kuyruğa girerlerdi. Su. Su kuyruğuna. Su kuyruğuna girerlerdi. Evet. Şimdi ben bir de kavga yaparlardı. Böyle sen dolduracaksın, ben dolduracağım. Hatta böyle üstüne devirilirdi falan. Ben yani çocukluğumda böyle bir içimde böyle bir şey vardı. Şimdi eskiden böyle sazmazda şey yoktu ki çocuk. Yani, çocukluk ya. Şimdi eskiden bu tatlılar olur ağda derler. Kabucak derler yani. Belki hatırlarsın tahtada. Evet evet. Şimdi, hala var başkanım. Var. Şimdi onları ben boşaltıp kendime şey yaptım onlardan saz yani. Saz şimdi çam ağacından da sapını. Sonra bu o zaman tel mel bulamıyorsun ki yani. Elektrik telleri vardı. Onları böyle yakıyordum onları tel yapıyordum. Böyle kendi kendime mırıldanıyordum işte susuz köyüm garip köyüm falan diye böyle. Yani niye içimde böyle bir o insanların böyle zor şartlarda o ilçe halkının bir yaşam şekli var. Su bulmada yani güçlük çekiyorlardı böyle. Öyle bir şey mi vardı? Sana rahmetli annem de derdi ya oğlum ya sen bu köyü ne çok seviyorsun falan diye. Yani içimde bir hizmet etme memleket insanları böyle aşkı bir vardı. İşte uğraşırken de tabii burada ilgilenmesiydi o. Hiç aklımda falan yoktu. Tabii özel idareler falan da kapanınca. Yani. Dedik ki
Hem büyük şehre geliyor ya ne diyeyim? Meclis üyesi olarak. Yani ilçe belediye başkanı evet, aynı da büyükşehir evet, meclis üyesi. Hem dedim hem ilçemize hizmet edelim büyükşehir vasıtasıyla. Yani. Hem de sayın hocamıza da yardımcı destek olalım. Çünkü niye? Çoğunluk olmayınca hocamız da memlekete hizmet etmekte zorluyordu. Siz yani eski halkı da bunu gayet biliyor. Evet. O niyette gittik memleketimizde. Peki şimdi bir pankrat açtınız evet, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yargılanırız. Tabii. Ve sonradan da aklanırız. Yani tabii, bir ceza almadınız değil mi başkanım? Evet evet. Almadınız evet, öyle biliyorum. Bu pankrat niye açtınız? Ya şöyle o zamanlar tabii bu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu, bugün o hastalığını açar mısınız? Yok ama açmam. Zaten olayı anlatayım. Şimdi orada gezi olaylar var. Bir evet, anda patlamıştı. Orada biz de yürüdük yani şimdi işin gerçeği. Orada yerde bir pankart vardı. Üzerinde yaşasın Cumhuriyet yazıyordu tamam mı? Yazıyor yerde. Evet. Aldım ben de Cumhuriyetçi, Atatürkçü yani, bir insanım. Şimdi onu açayım derken arka tarafında da Tayyip Mezar Halkitar'a yazıyormuş. O zaman Zaman Gazetesi'nin muhabiri. Kaldır kaldır bir efendim. Ya kaldırdım baktım. Farkına varmadınız o anda. Eyvah yani çünkü yani, ok yaydan çıktığı zaman yapacak bir daha şey geri dönmüyor. Yani, yani öyle bir talihsizlik oldu. Ya biz de üzüldük yani şimdi yani, niye? Şimdi biz kimsenin ölmesine canına tabii, yani ona razı olmayız. Ama işte o zaman da bu tür şeyler gerdirmek için tamam mı? Birileri çok sokuyordu. Diyordu, yani şimdi anlaşıyor. Yani, yani belki kasıtlı şey oldu. Aslında bizi istemeyerek oldu ama sonuçta tabii canım, o elinizde siz gösteriyorsunuz. Kaldırdı, yani, kaldır kaldır dedi. O Zaman Gazetesi'nin muhabiri. Bir gaza geldiniz. Bir kaldırdık baktık ki eyvah dedik. İkinci gün baktım ki ortalık. Tüm gazetelerde çıkıyor. Sonra şimdi o zaman Habertürk'te Fatih Altaylı. Şimdi çıkıyor ikide bir profesörler, bilim adamları, AK Parti'nin şeyleri bize getirip benim o pankartı böyle sokuyor. Ya, hep yani, gündemde. Hep gündemde yani kendi kendime söylüyorum. Benim Ankara Üniversitesi psikiyatri alan bilim dalı başkanı var. Muhammed Çevik diye. Onu aradım. Yani, ya hocam dedim bak bunu yargısız infaz yapılıyor. Yani falan dedi. Ya tabii o da dedi ya tabii bir travma var dedi haklı olarak dedi. Olur dedi. Ondan sonra ben tabii şeye gittim. İkide bir gösterebiliyor. İstanbul Taksim'de Habertürk'ün plazası var. Gittim. Yani tek taraflı şey ya bir de ben çıkayım bakalım. Tabii ben canım, de kendimi ifade edeyim. Aynen. Hep böyle tek yanlı bize hücum ediyor. Yargısız bir infaz gibi. Değil mi? Niye yaptım? Nasıl oldu? Hani şimdi bak tabii, siz bana sordunuz yani ben de onu anlatıyorsunuz. Kesintisiz, artık yani, siz bunu ne yapıyorum anlatıyorum, anladım. Gittim orada güvenlikçiye, ben dedim Fatih Bey ile görüşmek istiyorum. Yok dedi, çıkamazsınız bana. beni çıkarmadılar. Yani ben de o Habertürk'te orada bir kendimi ifade edeyim. Tabii. Yani ne oluyor, ben televizyon, eğer televizyonu açtığımda benim pankartı getirip getirip insanı ne yapıyoruz? Sonuçta bir insan olarak üzülüyoruz tabii. Yani öyle bir talihsiz süreç oldu. Yargılanırız. Yargılandık. Yargı safhasında ne dediler size? Yargı şöyle, o zaman 3 yıl hapis istendi. Ondan sonra biz de tabii yerel mahkeme beraat kararı vermişti. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatı itiraz etmiş. Sonra itirazını kabul etmemişler o dönemde. Yani vatandaşla birlikte eylem yap. Yani o hareketin içinde olduğunu hı-hı, ama tek başına böyle kendisinin tahrik etmediği falan yönünde. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre de öyle bir beraatla sonuçlanmıştı. Yani öyle bir talihsiz bir olayı yaşadık o dönemde. Peki, yani ilçe halkı size nasıl bakıyor? Siz ilçede insanlara, yani bakıyorum zaman zaman,
Yani iç içe olduğunuzu görüyoruz. Yani tabii. İnsanlarla haşır neşirsiniz. Makamınızda çok fazla oturmayan, insanların içinde olan, onlarla dertlerini, sıkıntılarını yakından dinleyen bir belediye başkanısınız. Bu iletişim nasıl kuruyorsunuz? Ben sabahleyin tabii demir yollarında da çalışırken 6'da kalkıyorduk mevcut. Evet, erken kalkıyorduk. Şimdi oraya gittiğimden beri de sabah 6'da uyanırım, kaba yaparım. Orada da kimse olmadı. Yani çıkıyorum, hatta eşim bana diyor ya kart mı basacaksın diyor falan. Alışkanlık şimdi mı? Bir alışkanlık. Ben bizim çalışan memur ve işçilerden önce belediyedeyim, yani meydana çıkarım. Sadece bu pandemi dolayında şu anda kahveler açık değil ama bu sabah ezanında kalkan o namaz kılan amcalarımız ve işte bir iki kahve. Yani bir onlar ortada oluyor yani. Tabii camiden çıkan kahveye geliyor, çayını içiyor. Tabii. Biz yani sürekli halkın içerisinde. Ben şimdi yeni belediye başkanı oldum. Bizim zabıta, hani eski belediye başkanı anlaşmış ya, kapılarını açtırmayı falan. Benim kapıyı aç. Yok demiyor ya kardeşim. Benim kapımı ben kendim açarım. Yani ben öyle bir şey istemiyorum. Hani ben niye? Ben dün neysem aynı. Yani şimdi belediye başkanı olduk diye de yani şey olduk diye bir şey yaşamımızda yok. Yani, çok fazla değişiklik olmayacak. Biz yani. insanoğlu yani. Belediye başkanı da olsa, cumhurbaşkanı da olsa, milletvekili de olsa, yani bu kibir vakar olayının kalkması lazım. Yani halka da dokunduğum zaman ne yapıyor? Halkın hoşuna gidiyor. Halk böyle arıyor. Yani doğal bir şey arıyor. Doğallık arıyor. Doğallık arıyor. Evet. Onun için biz bir gün Ankara'ya gittik. Çöp kamyonu alacağız bakanlıktan. İlk istasyona geldik şimdi. Orada bir, çünkü hana gelemez o akaryakıtla. Tabii bizim şoför arkadaşımız kamyonu sürüyor. Ben de makam arabasını sürüyorum. Petrol istasyonuna girdik. Ankara'nın ilk istasyonunda. Dedi petrolcü geldi. Ya beyefendi siz dedi belediye başkanı mısınız? Evet dedim. Hayır. Ya hayret dedi ya. Niye dedim hayret? Ya hani senin dedi şoförün, korumaların, kameramanın dedi. Ya bana lazım diyor ki bak ben dedim millete hizmet etmek için. Çünkü bileklerim de direksiyon sallıyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Şoförlük biliyorum. Dedim yani ne olacak ya dedi böyle dedi belediye başkanları da var mı dedi. İşte karşında dedim. Ya böyle devam et diyor. Çünkü tabii şimdi onlar da haklı. Niye? Ankara'nın göbeğinde başkentimiz olduğu için bakanlar, işte belediye başkanları, milletvekilleri, işte her neyse korumalarla, işte ne bileyim siyah gözlük, burasında anten falan böyle bir şey var. Yani şatvaz belediye başkanı önünde yürüyor, işte arkada şeyler falan. Ya o bana yakışmıyor. Niye? Sonuçta biz vatandaşın yani vekiliyiz. Yani onların hizmetkarıyız. Yani hem biz hem onlardan oy alacağız, hem bir de onlar bizim karşımızdaysa, ya biz onların karşısındaysa. Biz vekiliz, asıl onlar. Tabii biz onlara vekaleten yoruz. Yani şimdi nedir? Esas bu şeyin sahibi kimdir? O halk. Yaşayanlar. Biz de onlar adına belediyeyi yöneten, onların vekiliyiz yani. Yani onlar işveren halk. Yani ben de onların vekili. Hayır, onlar getirmişsiniz seçerek. Tabii. Yani zamanı geldi mi eğer beğenmezse sizi, hizmetlerinizi beğenmezse daha doğrusu. Tabii. Arkadaş sana teşekkür ederiz ama yerinize de Fatma Hanım'ı, Mehmet Bey'i getireceğiz diyebilir yani. Tabii onlar, vatandaş diyor ki esas bu işin sahibi vatandaş. Biz, tabii. Hemşire. Onlar bize, sen bizim adımıza paramızı, canımızı, ırzımızı, namusu, her şeyimizi koru diyor. Biz de ona göre hareket etmek durumundayız. Öyle hareket ediyoruz yani. Peki belediye aldığınız zaman borcu var mıydı belediyenin? O zaman belediyenin 1 milyon bütçesi vardı. 1 milyon civarında da borcu vardı. Yani sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır. Biz de işte demin başta da bahsettiğim gibi tasarruf ederek. Hani damlaya damlaya göl olur hesabı.
Bunlar ne yaptık? Biriktire 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 hem borçları yapılandırdık, hem ödüyoruz onları, hem de hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte. Borcunuz var mı şu anda? Bizim kendi geçmişe yönelik. Geçmişe dönüp sigorta borçları var. Yani geçmiş dönemde bizden önceki belediyelerin yaptığı borçlar var. Hem onları yapılandırdık, ödüyoruz. Bizim yaptığımızda herhangi bir borç yok. Hatta geçen dönem bittiğinde İller Bankası Bölge Müdürlüğü'ndekiler dedi ya başkan 5 yıl bitti hiç bizim buraya uğramadın dediler. Ya ben dedim buraya niye uğrayayım ki? Siz yani para satmaya yer arıyorsunuz. Ben faizli para alacağım. Bedava dedim para veriyorsanız yani hemen geleyim yani. Derken yani biz borçlanmadan yapıyoruz. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. O şekilde yönetiyoruz. Yani. Peki bir de milletvekili aday adınız o adı. Evet. Yani orada birileri mi sizi teşvik etti yoksa bir de ben milletvekili olayım ve şehrime hizmet edeyim. Şimdi 1995 evet yılıydı. O zaman hani beni şimdi izliyorlarsa da Yazın Başkan ya da Zeki Ünal Başkanımız, milletvekilimiz şey olmasın ama şimdi bir dönem birisi birinci oluyordu, bir dönem birisi ikinci oluyordu. Yani değiştiriyorlardı. Değiştiriyorlardı. Dışarıdan da kimse aday olmak için nasıl olsa birinci belli, ikinci belli diye kimse yaklaşmıyordu. Yani partiye aday. Aday bulunamıyor. Şimdi o zaman rahmetli Erdal İnönü de bu İsmet giriyorum ben. Tabii ben kendi kendimi içerim. Ya şimdi Atatürk'ün partisi aday bulamaz mı yani? Değil mi? Yani. Şimdi. Neyse bu İsmet Paşa köyü var Mahmudiye'nin. Orada seçim arabasıyla gitmiştik. Hala aday şey diyor. Ondan sonra dedim ya ben dedim aday balı olayım. O zaman da devletten o zaman yeni grevden çıktık. O zamanlar mark vardı. 500 mark vardı. Şimdi gittim son gün Atakule şubesi var. Şeyde Çankaya'da. Evet. Vakıflar Bankası. Orada yatırdım. Şimdi o zaman Manisa Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı şey vardı. Neydi şimdi? Şimdi ismini hatırlamıyorum. Evet. Neyse de. Şimdi o dedi ya dedi sen dedi aday oldun dedi. Zeki Bey'den dedi izin aldın mı dedi. Ya şimdi içerledim yani şimdi. Ya böyle bir yani birilerinden izin mi alacağız yani aday olabilmek için? Evet. Erdoğan Yetenç şimdi hatırladı. Erdoğan Yetenç. Ben dedim birilerinden aday mı? Ben bu partimin bayrağını dalgalandırmak için bu Atatürk'ün partisinden aday olmak bile bir onurdur. Yani milletvekili olalım ya da olmayalım. Falan. Hayır, birisi de icazet mi alacağız? Evet. Ve o vesileye olduk tabii. aday adayıydık. O zaman 7 kişi müracaat vardı. İşte biz de listede aday olduk. Tabii kaçıncı sıraya koydular? Şimdi 6. sıraya koydu. O zaman 6 milletvekili çıkıyor. O dönemde bir tane bile çıkaramadık. O da ayrı bir olay. Birinci de bir, altıncı da bir. Barajı aşamadı. Tabii Eskişehir il Eskişehir'de il merkezinde il barajını aşamadı. Hatta 5. sırada da şey vardı bizim Kadirev vardı. Kadir Poyraz. Tamam mı? O diyordu ya niye çabalıyorsun işte falan sanki kazanacak gibi falan diyordu biliyor musun? Ben de ona diyordum ki ya diyordum bak 5.'yi kazanıyoruz. 6.'yı da az bir farkla kaybediyoruz bana. Biraz gevşetiyordum. Bir de onlara da moral vermeye çalışıyordum ama tabii. Ama sonuçta hani adayım ben seçilemeyeceğim veya seçilemeyecek bir yerdeyim çalışmama gerek tabii yok denmez ki. Yani az önce dedin ya partinin bayrağını bir yerde dalgalandırmak önemli olan tabii. Partinin bir oy daha fazla alabilmesi. Tabii bizim ya onun için ha. Benim o zamanlar bir taka bir şey vardı. Burad Bey. Tamam ama biliyordum kış ta Miyalıç'ın işte bilmem otluk işte ne bileyim kuş uçmaz kervan yani geçmez olan yerlere bile gidip şey yapıyorduk. Çoğu ya işte niye boş boşuna uğraşıyorsun diye telkinlerde de bulunmuşlardı. Ama bir yere adaysak koşturmamız, mücadele etmemiz yani gerekiyordu. Çünkü sorumlulukları ya nasıl ben kazanamayacağım diye bırakmak olmaz yani bu iş bir dava meselesi. Yani.
O şekilde bir peki başkanım. Az önce dediniz ya, Atatürk'ün partisi demokrasiyi en çok özümsemiş bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Ama nedense yani kongrelerde veya işte belediye başkanı adayı belirlenirken, işte il genel meclis adayı belirlenirken, geçmişe belediye meclisi adayı belirlenirken ön seçim yapılmıyor. Aslında partide, partinin tüzüğünde yanlış hatırlamıyorsam ön seçim ne yapılabilir çıktı bir madde de var. Tabii. Hani birkaç defa denendi Cumhuriyet Halk Partisi bu ama nedense yani şey ilk kongreste görüyoruz işte birileri illaki anahtar listeyi çıkarıyor anahtar listeyi o kazansın şey belediye başkan adaylarını milletvekili adaylarını işte belediye meclislerini birileri biliyor. Ön seçim niye yapmıyor partide? Evet. Yani ön seçim yani aslında daha demokrasi özümsemiş, demokrasiye daha çok sahip çıkan bir parti. Ama yine şöyle diğer partilerin içinde yine CHP'de kısmen bunlar yapılıyor ama tam da yapılması gerekir. Aslında vatandaştan, seçmenlerden, parti üyelerinden aslında korkmamak gerekiyor bu tür şeyde de. Ama bir de şu da var. Şimdi Türkiye'de insanlar kendi inanarak idealleriyle gelip partiye üye olmuyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Eğer hedefimde bir şey milletvekili olmak ya da belediye başkanı olmak varsa ben ne yapıyorum? İşte teyzemi, amcamı, halamı, sülalemi, işte ne bileyim alakası olmayan insanları üye yapıyorum. Onlar da beni seçiyor. Yani gibi. Yani ben kendimi öyle görüyorum da. Şimdi bunun olmaması lazım. Yani aslında... Peki yani şimdi derece bazında yapılan daha... daha tehlikeli. Niye? Çünkü bir takım insanların yani gücü varsa o delegelerden şey, kaç tane delege var? 250 tanesini iyi bir iletişim kurarak kendine çekebilir. Ama üye basındaki seçim daha tarafsız olması lazım. Tabii. Öyle olması lazım da şunu söylüyorum. Yani sağlıklı bir üye yapacak. Yani şimdi örneğin AK Parti'de bile adam ne diyor? Ben şu kadar üye yaptım diye adam kimlikleri topluyor. Evet. Üye yapıyor ama adam üyesi ama partiye oy vermiyor. Ve şimdi bunun bir anlamı yok ki. Çünkü o Ecevit döneminde o Demokratik Sol Parti'de 149 tane üyesi vardı ama eskiden 160 bin oy alıyordu. Yani demek ki üyeyle olmuyor. İşte üye olması lazım ama inanarak gelecek. Davaya inanacak. Mesela Avrupa Sosyal Demokrat partilerinde önce bir insan üye oluyor. Evet. O değişik sınavlardan geçiyor. Sonra delege olmak için bir sertifika alıyor. Bak şimdi. Yani böyle ilerliyor orada. Evet. Ama bizde öyle değil ki. Bizim ahiretimiz kalabalıksa ya da genel merkeze yakınsak ya da ne bileyim onlar atıyor. O da olmuyor. Yani halkın gerçekten istediği kişiler oralarda yer almayabiliyor. Peki ilçeye yaptığınız ve yapacağınız hizmet konusunda ilçe halkından bir itişare yapıyor musunuz? Yani bir ilçenin en büyük sorunu nedir veya öncelikle ne yapmamız gerekir şeklinde onlara danışıyor musunuz? Tabii ben ilk işte 2014'te geldiğim zaman ben halka soruyorum. Yani neler yapalım? Buranın öncelikleri nedir? Onlar söylüyor. Ben onlardan dinleyince alıyor. Yani diyor ki halk örneğin diyor ki o zaman kanalizasyon yoktu. Ya başkan işte şuraya bir oğlum kanalizasyon diyordu mesela gibi yani örnek. Halk kendisi söylüyor. Ben onlardan alarak yani demek ki halkın öncelikli sıkıntıları bunlar. Yani. Oradan başlayarak gidiyoruz. Yani onları çözerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Yani ben halka soruyorum. Yani ben bunu yaptım oldu diye değil. Çünkü niye? Şimdi Han'da bazı hizmetler dururken ben öncelikli ben Han'da desem ki olimpik havuz yapacağım. Ya da stadyum yapacağım. Yani. Şimdi çoğu bazı sağlık spor il müdürlüğünden falan diyor oraya şey yapalım. Spor. Ya ben dedim 70'lik dedeler oynatacak halim yok ki. Yani. Onların ihtiyacı başka. Nedir? Onlar benden şu anda ne istiyor?
yaşlı bakım evleri istiyor. Onu soracaktım ben de. O konuda bir çalışma var mı başka? Var. Benim kuşaklar arası yaşam merkezi diye bir projemiz var da inşallah bu dönemde Allah nasip ederse gerçekleştirmek için uğraşacağız. Yani insanlar onu istiyor. Evet. Yani artık şehirler falan büyüdükçe çocukları gidip başka memleketlerde yaşıyor. Ne yapıyor? Ailelerle ilgilenebiliyor. O nedenle şu anda yaşlılarımızın bu tür şeylere ihtiyacı var. Biz o yönde odaklanıyoruz. Var olan hemşehrilerimizle de işte turizme yönelik, işte ne bileyim lavanta bahçeleri kurduk. Onları düzenlemeye, turizm merkezi yaparak hem orada yaşayan kadınlarımız da ürettikleri ürünleri satabilsinler. Kooperatif kurdunuz mu? İşte kuracağız yani. Zaten bu sene 55 dekar lavanta ekmiştik. Bundan bu sene daha birinci yılında 30 litre yağ çıktı. Kadınlara bu lavanta sabun kursu gösterdik. Şimdi onlar şey üretmeye çalışıyorlar. İşte bu ev pansiyonculuğu olayı var. Ama bu pandemi tabii her türlü sektörü etkilediği gibi. Bizim orada da tam başladık. Bu pandemi vakası çekti. Durdu ama yine zaman zaman üretiyorlar şu anda. Yani, biraz da bir aile bütçesine destek. Evet, evet. İşte bunları yayacağız yani. Evet. Peki dünyanın 8. harikası. Evet. Filik Vadisi. Orada gerçekten çok önemli bir tarihi eserler var. Maalesef bunları korumakta zaman zaman zorluk çekiyoruz. İşte geçmişte gördük o tarihi yerlerin üzerine mağaranın girişlerine birileri yazı falan yazmışlar. Bu konuda yani bunu tanıtım konusunda ilçe belediye başkanımız siz tabii yani sizin belki boyunuz aşıyor ama bu konuda bir yardım talep ettiniz mi? Ya ben sürekli bak ta 2014 yılında geldiğimden bu yana sürekli hatırlatıyorum. Yani sonuçta bu kültür varlıkları, tabii, bu kültür mirası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı yerler. Yani bunların eğilmesi gerekiyor. Yani bizim dilimiz döndüğünce bu kültür dünya kültür mirasının korunması gerektiğini, bunun reklamının yapılmasını, pazarlamasının yapılması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Bizim Han'da örneğin yeraltı şehri var. Evet. Yeraltı şehrin üzerinde yapılar var. Şimdi vatandaşlarımız da orada şey yapamıyor. Yani yarı kamulaştırma söz konusu da gerçekleştirilmiş. Tabii 3-5 tane kamulaştırılmış. Belli bir kazı devam etmiş, sonra bırakılmış. Yani bunun devamının getirilmesi gerekiyor. Çünkü açtığın yerleri öyle bırakırsan ne oluyor? Tahrip oluyor. Yani o mağaralar, o motifler hepsi şey oluyor. Hatta ben işte 2014 yılından bu yana koruma kurullarına da katılıyorum. Orada mesela birazı 3. derece arkeolojik sit, birazı 2. derece arkeolojik sit. 2. derece arkeolojik sitte kesinlikle çivi çaktırılmıyor. Yani şimdi biz insanlarımız da mağdur. Şimdi bu çağda üzerine naylon örterek yani koruma, kiremit bile yapamıyor. Yani çünkü biz de defalarca söylüyoruz. Diyoruz ya burada 100 tane konut varsa devlet bu kadar şey mi yani vatandaşımıza 100 tane konut yapsa da tam bunları da herkese birer tane anahtar verse, bunları da orayı da temizlesek, yani temizleyip de kazılar çıkarsak. Çünkü niye? Bak biz İspanya'da bu Endülüslerden kalma Alhambra Sarayı var. Müslümanlardan adam orada para basıyor. Yani Müslümanların sayesinde. Ama biz kendi kültürel varlıklarımızdan yararlanamıyoruz yani. Yani üzücü tarafı bu. Peki bir ara film platosu diye filmlere çağrıda bulmuş. Evet. Yanır oldu mu başkanım? Ya bir iki geldi, sonra onlar da ortadan kayboldu. Şöyle sinema sektörü de tabii zor şu anda anlar yaşıyor. Yani tabii, zor anlar yaşıyor. Peki hani şu açıdan sordum.
Yani o belki insana gelecek ama orada bir yatma sorunu var. İşte pansiyon veya işte orada diyelim ki 15 gün sürecek, 20 gün sürecek. 20 gün boyunca karnını doyuracak, yatacak yer lazım onlar için de yani. Tabii. Şimdi biz Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Yazılıkaya'da kamp ve karavan alanı yapıyoruz. Projeleri falan oldu. Yollar konusunda bir çalışma yaptınız. Zaten yol şu anda... Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışma yaptı. Tabii şu anda Gökçekuyu mahallemizde, Yazılıkaya mahallemiz arasında beton yol altyapısı yapıldı. Şimdi hemşehrilerimiz biraz bu konuda şey oluyor. Hani ne yapılmadı falan. Şimdi 2700 metrekare metrelik bir alan... Sit alanı. Yani. Şimdi biz yol yapabilmek için bile gidiyoruz. Koruma kurullarından izin alıyoruz ve müze denetiminde yapılıyor. Aynen. Şimdi vatandaş bu zorlukları bunu görmüyor. İşte niye yapmadı? Yol yapmadı, etmedi. Nasıl? Çivi çakamazsın tabii ki. Canım. O zaman kendi kafamıza bir iş yapmaya kalksak yargılanırız. Hayır, orada bir atıyorum bir esere zarar verirseniz tabii. Ondan sonra onun sorumluluk sizde. Siz dediğiniz gibi. Şu anda müze denetiminde yani. Yapılıyor. Müzenin kontrolünde beton yol yapmaya çalışıyoruz. Yani. Evet. Peki başkanım artık biz ayrılan süre doldu. Son olarak neler söylemek istersiniz onu da alalım kapatacağız. Ben hemşehrilerimize bu pandemi sürecinde kurallara uymasını diliyorum. Çünkü insanoğlu önlemlerini almazsa ölür ve hem kendine hem de topluma zarar verir. Evet. Hem kendilerini hem toplumu koruma adına gerek İçişleri Bakanlığı'nın gerek yetkililerin, Sağlık Bakanlığı'nın şeylerine uyarak söylemlerine uyarak bunu kontrol altına alabiliriz. Yani önce ya tamam aşı falan diyoruz ama önce insanlar kendimiz tedbir almamız yani. Lazım. Yani beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Bağışıklık güçlendirici besinler almamız lazım. Bunlara dikkat edersek. Şimdi söylediler ya Sayın Bakan, İçişleri Bakanı da söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı da ev ziyaretleri özellikle bu dönemde ev ziyaretleri kesinlikle yapılmamalı yani. Tabii ev ziyaretleri falan olmaması lazım. Çünkü insanlar örneğin bizde bile alınıyor. Diyor ki ya işte yüzün göremiyoruz başladı falan. Ya ben de istiyorum. Sarılmak istiyorum. Koklamak istiyorum. Ama yok. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii. Buna biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu pandemi süreci atlanır. Birbirimize sarılırız, koklaşırız. Özlem gideriz. Özlem gideriz yani. Evet. Ben de özlüyorum. Festivalleri özlüyorum. Yani. İnsanlarla sarılmayı özlüyorum. Onlarla muhabbet etmeyi özlüyorum. Ama biraz koruyacağız kendimizi. Sabretmemiz gerekiyor. Evet. Peki Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık diyelim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bugün konuğum Han Belediye Başkanı Sayın Erdal Bey'de. Erdal Şanlı Bey yaptığı hizmetlerden bahsettik. Biraz geçmişe döndük. Kendisine tekrar başarılar diliyorum. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.